Merhaba arkadaşlar. Birinci bölümde 50-52 beden yelek çalışmamızın koltuk altı kesim ve gördüğünüz gibi ilmek sayılarını, boyun kesimlerini birlikte beraber yapmıştık. İkinci bölümde de ön parçalarımızın yaka kesimi ve koltuk altı kesimini sizlerle yapacağız. İnşallah gördüğünüz gibi birinci bölüme sığmamıştı. İkinci bölüme koltuk altını ve yaka kesimini birlikte sizlerle kesimi yapacağız inşallah arkadaşlar. Şöyle arka parçamızı şuraya bırakalım. Ön parçalarımızdan koltuk altı kesimine başlayalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ön parçamız toplamda 127 tek ilmekti. Arka parçamız ise toplamda 180 tek ilmekti. Ön parçamızın diğer sağ ve sol parçası 127, 127 ayrı ayrı arkadaşlar. Karıştırmayın. Tek ilmek diye sormuşsunuz. Tek ilmek demek de gördüğünüz gibi şu 1, 2, 3, 4 bu tek ilmek. Bazıları ikişer ikişer sayılır. Ona da çift ilmek diye söylüyorlar. Dilerseniz artık başlayalım. 12 tane lastik için ilmek sayılarımızı atalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Döndürelim arkadaşlar. Ters yüzüne geliyor kesim yapacak yerimiz. Bir tarafta öne gelir, bir tarafta ters yüze gelir. Evet. Ters ilmeğe denk gelip kesim gelmiyorsa şöyle sayabilirsiniz. 12. ilmeğinizden bakın. Şöyle 2 2, 4, 6, 8, 10, 12. İki, dört, altı, sekiz, on, 12 ilmeğimiz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ters ilmeğimiz olacak. Tersten kesim yapacağımız için ilk ilmeğimiz ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz ilmek geldi. İlk ilmeğim ters, düzmüş. Onu örmeden şişime takıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Evet. Lastiğimiz makine lastiğiydi arkadaşlar. Biz de onu uygulayacağız burada. Sizler de lastiğiniz neyse ona göre aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Arkada nasıl yapmıştık? Aynı şekilde 12 tane takmış olduğumuz lastiğimizi bitirene kadar burada sadece burada çalışmamızı yapacağız. İlk sıramız biraz zor olabilir. On bir ilmeğimize kadar örelim. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimizi ördük. 12. ilmeğimizle kesimimizi yapıyoruz arkadaşlar. 12. ilmeğimiz ve 2, şöyle 3 ilmeği birlikte ipimi bu tarafa alayım. Bir, iki, üç ilmeği birlikte aldım. Kesimi yaptım. Hemen burada döndürüyorum tekrardan arkadaşlar. Örgümüzü döndürüyoruz. Burada yine çalışmamızı burada yapıyoruz. Kesim yapmış olduğum ilmeğimi taktım. Diğer ilmeklerimi
Lastiğimi uyguluyorum. Lastik, cilveli lastik. Kanalımda var, anlattım arkadaşlar. Sizler de oradan bakarak yapabilirsiniz. Evet, örgümüzü döndürelim yine. 12 tane kesim yapacağız burada. Taktığımız lastiği kesimini yapacağız. Ondan sonra karşıya geçeceğiz. Üç ilmeği birden aldığımız için şu an iki tane ilmek kesilmiş oldu. Evet, 11 ilmeğimi ördüm. Son ilmeğimle yine aynı şekilde 3 ilmeği tekrardan alıyoruz ve 2 tane daha kesilmiş oldu. Örgümü döndürdüm yine. Şöyle takayım arkadaşlar, ilmeğim kaçtı maalesef. Evet, örgümüzü döndürelim. Dört ilmeğimiz kesildi. Evet, kesim ilmeğine kadar geldim. Şurada bir tane başımız var arkadaşlar. Örgümüzün içinde olduğu için onunla birlikte şöyle yapalım. 3 ilmeği yine birlikte kesimizi yaptık. Döndürelim. Lastiğimizi yine uyguluyoruz. Örgümüzü döndürdük yine kesim yerine doğru ilerliyoruz. Evet, kesim ilmeğimize yine geldik. Aynı şekilde 3 ilmeğimizi yine birlikte aldık ve kestik. Ters kesim yapıyoruz. Döndürüyoruz örgümüzü. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle de sayabilirsiniz. 2, yani 2 ya, bu ikili kesilmiş oldu ya. 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz şu an kesilmiş oldu. Devam ediyoruz. Kesim yaptığım ilmeğimi örmeden takıyorum giderken. Örgümü çevirdim yine. Lastiğimi örüyorum.
Gördüğünüz gibi lastiğimiz çıkmaya başladı. 3 ilmeği birlikte yine alıyoruz. Şu an örgümüzü döndürüyoruz yine. Bakalım kaç tane oldu kesimimiz. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek kesilmiş oldu arkadaşlar burada. Bir defa daha gidiyoruz ve geri geldiğimizde lastiğimizin kesim işi bitmiş oluyor. Yani takmış olduğumuz lastik için ilmeklerimizin kesimi bitti arkadaşlar. Devam edeceğiz daha. Arkaya göre önde birazcık fazla kesim yapıyoruz. Çünkü öne doğru bükülme yapılmaması için arkada sıkıntı olmuyor. Çok kesmiyoruz o yüzden. Önde biraz daha fazla kesim yapıyoruz arkadaşlar. Evet, son kesimimiz lastik için toplamda 12 ilmek kesilmiş oldu arkadaşlar. Direkt buraya kadar örüp buraya kadar geleceğiz. Daha sonra tekrar döneceğiz ve geleceğiz buraya kadar. Buradan sonra lastiğe gitmeyeceğiz arkadaşlar. Tekrardan gideceğiz. Geleceğiz ki kıvrılma olmaması için bu işlemi yapıyoruz. Birlikte yapalım ki sizler de öğrenin arkadaşlar. Modeliniz neyse örgünüzün siz de aynısını uygulayabilirsiniz. Yeleğin modelini de açıklama bölümünde bu videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Sizler de oradan bakarak modelin kurulumunu da oradan yapabilirsiniz. Video çok uzun bir video olduğu için koyamıyorum maalesef. Keşke modeli de kurabilsem lastiğin üzerine ama çok uzun sürüyor. Büyük bir yelek olduğu için küçük yeleklerde yapılabilir ama büyüklerde bayağı bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çok isteyen arkadaşlarım var ama maalesef olmuyor. Yine de 36 beden bir yelek çalışmam olursa inşallah onu da yapmayı düşünüyorum. Şişimi değiştirmek istiyorum. Size bir sıra hiçbir işlem yapmadan
Lastik kesimi yapmadan gidip gelmeyi göstereceğim arkadaşlar. Orayı da öğrenin. Lastiklerde kıvrılma olmaz, sıkı durması için yapıyorum bu işlemi. Modelimizin kurulumunu yapalım. Evet, şurada bir ilmeğimiz varmış. Maalesef onu bir kere sökmüştüm arkadaşlar. O yüzden taktım tekrardan. Kaçan ilmekleri burada toparlayayım ben. Evet, şöyle ipimi ayarladım. Daha da hızlı yapmaya çalışayım arkadaşlar. Bayağı uzun yarası. Burası tam güzel. Az kaldı arkadaşlar, merak etmeyin. Burada da bir başım kaçmış maalesef bu söktüğüm anda. Onu tamamlayayım şöyle, evet. Evet, bakın. Kesip ilmeğine kadar geldik. Göstereyim şöyle size. Gördüğünüz gibi. Kesim ilmeğine geldik. Ama bu tarafa gitmiyoruz arkadaşlar. Tekrardan dönüyoruz bu tarafa ki bir sıra böyle bir işlem yaparsak kesim yapmış olduğumuz lastiğimiz kıvrılmaz. Şöyle sıkıcı alalım. Tekrardan bütün ilmeklerimizi modelimiz neyse örüp tekrar geri gelelim. Ondan sonra diğer kesimlerimize başlayacağız. Böyle gidip gelip kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir 10 sıra kadar örüyorum. Daha sonra da bazen 5-6 sırada bu işlemi yapıyorum. Değişiyor. Bu büyük yeleği olduğu için birazcık aşağıdan kesebilirim. Sıkıntı olmaz. Gençlerde biraz daha yukarıda kesiyorum. Anne yeleği çünkü. Sıkı olsun diye bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Gidip geleceğiz. Gidip geleyim. Daha sonra böyle döneceğim, geleceğim ve buraya geldiğim anda tekrardan birlikte başlayalım. Döndük, geldik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi
Son ilmeğimden dönmüştüm. Tekrardan şöyle sıkı bir şekilde alıp lastiğime devam ediyorum. Evet. Şimdi arkadan dönelim. Kesimimize devam edelim. Lastiğimizi örelim. Evet, son ilmeğimiz gördüğünüz gibi aynı şekilde 1, 2, 3 ilmek devam ediyoruz. Her zaman 3 ilmekle koltuk altı kesimini 3 ilmekle yapıyorum. Bakın, gidiyoruz karşıya. Şu an toplamda 14 ilmek kesilmiş oldu. Toplamda 25 ilmek keseceğim arkadaşlar. Bu yelek için 25 tane koltuk altı kesimi yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi. Önden de şöyle çok güzel bir şekilde gidecek inşallah. Arkadaşlar ben şimdi şu an 14 tane kesildi. 3-4 sıra daha gidip geleceğim ve yaka kesimine başlayacağız inşallah. Ben arkada biraz öreyim. Sizler daha fazla sıkılmayın. Giderim, gelirim. Tekrar keserim. 2 üçlü şekilde giderim, gelirim. Tekrar keserim. Daha sonra tekrar vardığımızda ise artık yaka kesimine geçeceğiz arkadaşlar. Orada buluşacağız inşallah. Geliyorum. Yaka kesimine geldik arkadaşlar. Şöyle takayım ilmeğimi. Tamam. Gördüğünüz gibi 16 tane burada kesildi. Koltuk altında. Burada 9 ilmeğim kaldı. Buraya kadar kesim yapacağım arkadaşlar. Aynı şekilde böyle üçerli üçerli alıp kesim yapacağım. Yani 2 2 kesilmiş oluyor ama bir tanesi kesilmeyelim, iki tanesi eksilmiş oluyor. Yani iki iki eksiliyor. Biz ona üçerli kesim diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi yakadayız. Yakamız hazır. Şöyle başlayalım. Bir tane modeli koyacağım arkadaşlar burada. Yani kesime buradan başlayacağım. Gördüğünüz gibi bir tane modeli arada güzel gider. O yüzden bu yeleğime koyacağım arkadaşlar. Evet, modelime devam edeyim. Burada yapıyorum aynısını. Evet, daha sonra iki de tersim öreyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan 3 ilmeğimi bir kere alıyorum. Bir daha almayacağım. Bunu her zaman daha sonra ikili ikili yapacağım. 3 ilmeğimi bir seferliğine aldım. Devam ediyorum. Modelimizi yapıyoruz arkadaşlar. Kesimimiz de başladı. Başımı unutmayayım.
Koltuktan bir tane daha göstereyim. Kesim ilmeğimizi normal düz ters örüyorum arkadaşlar. Daha sonra o ilmeğimiz kesim bittikten sonra tekrardan kendi cilveli lastiğime döndüreceğim onu arkadaşlar. Döndürelim örgümüzü. Ters olandan önce gösterdim. Diğer kolumuzu düz keseceğiz. Bunu tersten kesiyoruz. Diğer kolumuzu düz keseceğiz arkadaşlar. Kesim ilmeğindeyim. 3 ilmeği birlikte aldım ve modelime doğru gidiyorum. Bir kere daha yakadan size göstereyim. Daha sonra bittikten sonra tekrar yine ilerleyen dakikada göstereyim. Çünkü böyle uzun olacak arkadaşlar. Bu ilmeğimi burada yanlış almışım maalesef. Şöyle düzelteyim. Lastiğimi yapıp önden yakamızın kesimini bir kere daha göstereyim. Evet. İki tersinden sonra kesim ilmeğime geldim. Gördüğünüz gibi yakadayız arkadaşlar. İlk kesimimizi üçlü kesim yapmıştık. Şimdi artık tamamını böyle bir kesim. Gördüğünüz gibi sürekli böyle gidecek arkadaşlar. Evet. Bu
Bu ilmeğimiz burada devam edecek ve gidecek. Ve toplamda gördüğünüz gibi kol ve bu arka kesimiz yapmış olduğumuz yeleğimizin arkası gördüğünüz gibi şöyle koyacağız. Bakın şöyle gelecek. Buradaki kesim kadara keseceğiz arkadaşlar. Devam edecek. Yani burada zaten 9 ilmeğimiz vardı. Kesilmesi gereken. Zaten 12'si lastik için kestik. Lastiğimizi buraya kondurduğumuz için burası böyle gözüküyor. Normalde 13 ilmek kesiliyor. Toplam olarak da 25 diyoruz arkadaşlar. Lastikle beraber olduğu için toplam 25 ilmek kesilmiş oldu diyoruz. Evet. Ben bunu biraz ilerleteyim. Ondan sonra sizinle görüşelim. Hem de diğer kolumuzla keselim artık. O da kesilecek çünkü. Arkada biraz şöyle gördüğünüz gibi bu düzümle böyle gidecek. Böyle V şeklinde ilerleyip gidecek. Birazdan görüşelim. Evet arkadaşlar, ön koltuk kesimimizin tamamını yapmış olduk. Burada gördüğünüz gibi toplamda 25 ilmek eksiltmiş olduk. Ön kısımda yani yaka kısmı ise şöyle size göstereyim. Yukarıdan bakın bana. Böyle kaldırmayayım örgüyü. Gördüğünüz gibi yaka kesimimiz buradan başlayarak böyle bu şekilde öncelikle ikili ikili kestim. Daha sonra toplamda 6 tane arada üçlü kesim aldım. Çünkü bedenimiz büyük olduğu için arada üçlü kesmek gerektiği için kestim arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi yakaya çok az kaldı. Şöyle göstereyim. Ama 4 tane ilmeğim var, kesilecek daha. Gördüğünüz gibi 2, 4 hatta 5 ilmek sayılır. Bir kere daha alabilirim üçlü. Yani toplamda 7 olur o zaman da. Arada da mesafeleri şöyle belli zaten. Şurada bir tane almışım. 2 tane, 3 tane. Gördüğünüz gibi şu 4, 5. Şurada bir tane daha aldım. Yani toplamda 6 tane böyle üçlü kesim aldığım oldu. Çünkü beden büyük. İkili kesemezdim. Çünkü bitmesi gerekiyor yakadan önce arkadaşlar. Biraz daha size göstereyim. Hem bir de kolların böyle vücudu kavraması için ve sünmemesi için o tekniği de göstereyim size. Sonra da kesime geçeceğiz inşallah. Evet, şu an zaten yaka kesimindeyim. Devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir tane aldım böyle. Bir, yani ikili kesiyoruz, bir tane eksiliyor. Üçlü kesiyoruz, iki tane eksilmiş oluyor arkadaşlar. Mantığı bu. Örgüme devam edeyim ben. Evet. Şuradan tersimin birini öreyim ve geriye döneyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arada döndüklerim olmuş. Çünkü neden yapıyoruz bunu? Kolu bedeni daha çok kavrasın diye ve sünmemesi için, böyle şöyle şöyle bir görüntü omuzda gözükmemesi için, kalkık şekilde durmaması için bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Burada lastiğimi örmüyorum ve tekrar dönüyorum. Onu da örmeden alıyorum o ilmeğimi. Aynı işlemi arka kol kesiminde ve ön koltuk kesimini başladığımızda lastik kesimi bittikten sonra bu işlemi yapmıştık. Ara ara tabi dönüyorum aynı şekilde. Bu işlemi ön bantta da yapıyorum arkadaşlar. Şurada yani. Burada da ara ara böyle dönüyorum arkadaşlar. Çünkü dönmezsek böyle sünük bir lastik bandı olabilir İlerleyen zamanda. Burada da bir kere daha dönelim. Gördüğünüz gibi
Burada dönmüşüm en son. Belli ediyor kendini. Hemen buradan da döneyim. Yakayı da öğrenmiş olursunuz hem de. Evet. Döndüm ve ilmeğimi taktım. Şimdi tekrardan model kurulumu yapacağım arkadaşlar. Yine bu modelim tam anne yeleği diye yazıyor üzerinde. Sizler de oradan bakarak modelin kurulumunu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kere daha aldım. Yani 6 defa şöyle 3 ilmeği birlikte alıp kesmiştim. Burada kesmek istemiyorum. Bir sonrakini de kesmek istiyorum, bu işlemi yapmak istiyorum. Çünkü arası yakın olacak. O yüzden bunu da İkili kesim yapalım. Daha sonrakinde üçlü. Yani toplamda bu örgüde 52 beden yelek olduğu için bunu arada 6 defa aldım ve 7. de üçlü kesim alacağım arkadaşlar. Örgümüze devam edelim. Gidip gelip kesiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Diğer kolumu da göstereceğim tabii ki de. Evet. Siz şurayı da göstereyim. Daha sonra kesimde birlikte olacağız. Bakın gördüğünüz gibi şöyle arka ve önün ilmek sayıları aynı olacak arkadaşlar. 53 tane ilmeğimiz kalmıştı. Ön parçamızda 52 tane ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yani şuradaki lastiğimiz hariç, onu saymıyoruz, o boyuna gidecek. O yüzden şöyle tutuyoruz ve şöyle, gördüğünüz gibi bakın böyle olacak. Burada toplam 3 ilmeğim kaldı kesilecek. Birini 3 defa da alırım. Yani birini 3 de 3'ünü bir alarak bitiririm. Birini de bir defa darsın, 2 kesimim kalmış oluyor. Ondan sonra da omuz kesimde, yani kol, gördüğünüz gibi ön kol kesiminde omuzunu da birlikte keseceğiz arkadaşlar biraz da. Ön parçanın kesimi, evet arkadaşlar, şimdi artık kesime yavaştan geçiyoruz. Gördüğünüz gibi eşitlendi kolumuz. Arka ve önün boyutları tam olacak şekilde ördük. Şimdi geldi kesimimize sıra. Evet. Ön parçada arkada gördüğünüz gibi burada 52 tane tek ilmek kalıp kolumuza gelecek şekilde ayarlanmıştık. Aynı şekilde de burada da oldu. Orada 3 kısımda kesmiştik. 3 kısımda nasıl oluyordu? 3'e bölüyorduk. Bunu 3'e böldükten sonra çıkan ilmeklerimizi 18, 17, 17 şeklinde kesmiştik arkadaşlar. Aynı şekilde ön parçamızdaki bir kolumuza da aynı şekilde aynı işlemi yapacağız. Başlıyoruz. 18 tane ilmeğimizi, bize ters geldiği için yönü ters keselim ki arkada düz gözüksün. 1 2 3 4 5 Arka 52'ymiş arkadaşlar, omuza kalan tek. Orayı yanlış söylemişim. 53 demişim ama. Bir başımız var.
Onu da böyle alalım bakalım. Kaç tane kestik sayalım bakalım şimdi. Böyle de sayabilirsiniz. Zaten 12 tane bu. 12, 14, 15, 16, 17 ilmek kesilmiş oldu. Geriye kalan ilmeklerimizi artık örüyoruz arkadaşlar. Örüp tekrar geri geleceğiz. Öyle başlayacağız. Gönderelim örgümüzü. Tekrardan kesim yaptığımız yere kadar tekrar örüyoruz arkadaşlar. Modelimizi aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Zaten bu son şeyiymiş modelimizin. Onu da kuralım. Bir şey, sıkıntı olmaz. Burayı yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü kesime denk gelecek. Evet. Döndürelim yine aynı şekilde. 17 ilmeğimizi keselim. İlmek kalana kadar lastik hariç keselim. Sayalım isterseniz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Evet, bir tane daha kesersek kalan 17 ilmeğimiz. Tekrardan örüyoruz. Örüp geri geliyoruz arkadaşlar. Döndürelim örgümüzü. Evet. Gördüğünüz gibi kademe kademe 3 katta kesiyorum arkadaşlar.
örelim kesim yerine kadar. Evet, geldik. Döndürelim tekrar. Kalan 17 ilmeğimizi de keselim. Bitirelim. Lastiğimizi burada da böyle alayım, kendi lastiğimizi kesmiyoruz arkadaşlar, onu boyunda uzatıyoruz. Boyun için diğer taraftan da örüp geleceğim, burada birleştireceğim arkadaşlar. Tekrar döndürelim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Şöyle ipimizi arkaya alayım. Evet, 3 kademede yani basamakta bitti. 1-2 sıra lastiği burada örüyorum. Burada şişimde ilmeklerim kalacak. Daha sonra diğer parçayı da bitirdikten sonra birleşimini yapacağız arkadaşlar. Evet, bunu burada bırakıyoruz arkadaşlar. Böyle ilk parçamız bitmiş oldu. İkinci parçamızın gördüğünüz gibi kolunu, ilk oyuntusunu yaptım arkadaşlar. Burada da yaka kesimine başlayacağız. Orayı size tekrar yine buradan arka taraftan göstermek istedim. Orayı da görün. İlk yaka kesimimizin İlk kesimini 3 ilmeği birlikte alıyorduk. Evet, bitti. Örüyorum örgümü. Arkadaşlar, dediğim gibi önde yaka kesiminde 7 defa şurada arkadaşlar. 7 defa bunu unutmayalım. Arada 7 defa üçerli kesim yaptım. Diğerleri ikişerli kesim. Onu da ara mesafeli yaptım. Onu da zaten gösterdim. Orada. Aynı şekilde buna da aynısını yapacağım. Çünkü yeleğimiz büyük beden olduğu için 53 ilmeğe, 52 ilmeğe düşürmek bayağı bir zor tabii ki. O yüzden hızlı bitmesi için birazcık, yani beden büyüklüğü için biraz normal yeleklerde o üçerli kesimi yapmıyorum. Sadece ilk başta bunun gibi alıyorum. Bir dahakine almıyorum. O büyük beden olduğu için mecburen o yüzden aldım. Sizler de yaparken ona dikkat edersiniz. Bazı modellerde çekme yapar arkadaşlar. Belli olmaz. Ama bu model gördüğünüz gibi açılan bir model. Bakın, açılan model olduğu için kapatmaz. Kol kesimlerini
Üçerli kesim yaptım. Gördüğünüz arkadaşlar önden ve arkadan koltuk altına. O sabit. Daha yuvarlak bir koltuk kesimi olsun diye üçerli kesim yapıyorum. Örgümüzü döndürelim. Koltuk alttan kesimimize devam edelim. Gördüğünüz gibi daha burada keseceğiz arkadaşlar. Orayı size bir sıra göstereyim yine. Evet. Diğer koltuk altımızı tersten kesmiştik. Bunu da düzden kesiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle 3 ilmeği birlikte alıyorum ve buna da üçerli kesim diyoruz. Evet. Modeli kuralım şöyle. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi daha buraya kadar iki tane ters ilmek kalana kadar kesim yapacağız. Gördüğünüz gibi aynı sayılarla. Evet ikinci parçamız da şöyle gelene kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi ben örüp geleceğim bunu buraya kadar. Daha sonra da boyun sadece lastiğimizi örüp ve burada bununla birleştireceğiz. Birlikte yapacağız yine inşallah. Örüp geleyim. Evet. Omuz başlarımızı diktik. Koltuk altına dikildi ve şimdi sıra gördüğünüz gibi boyun dikiminde arkadaşlar sizlerle artık buraya kadar örgüm geldi. Birleştiriyoruz artık. Fazla ipi kesmek istiyorum. Şöyle görünecek şekilde. Bu dikimi de isteyen arkadaşlarım vardı. İpin markasını verecektim size arkadaşlar. Onu da unutmadan arada hemen versem iyi olur aslında. Şöyle göstereyim size. İpimiz Nako Süper İnci. Numaramız
Renk Parti No ve Renk No, gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Almak isterseniz kaydedebilirsiniz. İğnemizi şuradan şöyle birleşim yapıyoruz. Tek kat kullandım arkadaşlar. Arkaya bakalım. Gördüğünüz gibi. Daha da ilerleyen dakikada çıkacak. Sona kadar geldik arkadaşlar. Şimdi artık şişlerimizdeki ilmeklerimizi zıt şekilde aralarından geçirerek tekrardan birleştirmemizi yapalım arkadaşlar. Şöyle dibine geldim zaten tam olarak da. Bir tane daha batayım. Orası şöyle bir sıkılaşsın. Çektim iyi bir şekilde. Tamam. Evet. Şimdi şişlerimden şöyle öncelikle bir tane buradan alıyorum. Daha sonra diğer ilmeği, diğer şişimdekini şöyle biraz kaldırayım, iyi görünsün. 1.10'dan bir diğer şişimden bir diğer şişimden ilmekleri iğnemde topluyorum hepsini. Dikkatli bir şekilde kaçırmadan ilmeklerimizi çıkarmak istiyorum artık. Takabilirim. Evet. Son ilmeğimi de geçirdim. Daha sonra ilmeğimi şöyle içinden geçirdim. Bir sıkılamak istiyorum şöyle, evet. Evet. Bak. Gördüğünüz gibi. Buradan tekrar iğnemi böyle yatsın diye o dibinden batacağım arkadaşlar. Tekrar içinden şöyle. Geldim. Evet. Bakın.
Tamam. Şimdi buradaki açığımızı kapatalım. Şöyle şuraya boyuna doğru gidelim birazcık. Evet. Tüyümü attım. İğnemi şöyle içinden geçirdim. Kesiyorum artık. Evet. Artık buradaki parçaları da küçültelim. Bir tığ yardımıyla arkadaşlar şöyle içinden geçirelim ki sökülmesin. Burayı bu şekilde böyle sıkılamak amaçlı birer tüyüm atarak içinden tamam. Bu şekilde yapabiliriz. Bunu da aynı şekilde yaparım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boynumuz dikilmiş oldu. Arka kısımdan da şöyle bakın harika bir boyun dikimi elde ettik sayılır arkadaşlar. Şöyle bırakayım yeleğimize. Tam bir şekilde bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 50-52 beden yeleğimizin çalışmasını bitirmiş olduk. Sizlerle bayağı bir zorlu çalışma oldu. İnşallah anlaşılır bir şekilde sizler de öğrenirsiniz arkadaşlar. Evet. Arkasını da çevireyim şöyle. Yeleğimizin. Büyük beden arkadaşlar. Maalesef ancak bu kadar olur. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle diyeyim tam görürüz. Evet. Evet arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde sizler de yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah daha da düşük bedenlerde ilerleyen zamanlarda çalışmamı yapabilirim. Beden nasıl geliyorsa siparişe göre yapıyorum. O şekilde çalışıyorum. 38-40 beden gelirse yine elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Bu ara biraz fazla yoğun olduğum için biraz zorlanıyorum. O yüzden inşallah güzel yapmışımdır. Sizler de öğrenmişsinizdir. Tekrar inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.